Sözler olarak başladığımız toprak hava su mücadelesinde bugün bu sabah gördük ki İkizköy'deki, Çamköy'deki, Karacahisar'daki tarım arazilerimize ve içinde bulunan 40 bin zeytin ağacımıza Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle acele kamulaştırma yapıldı. Çiftçinin tarlasına, toprağına madene dönüştür diye iki şirkete peşkeş çekildi. İkizköylülerin 5 senedir uğraştığı, mücadele ettiği, havama, suyuma, toprağıma, ormanıma dokunma dediği topraklarımıza, tarım alanlarımıza acele kamulaştırma getirildi. Nasıl ki 5 senedir toprağıma dokunamazsın, Akbelen ormanına dokunma dedik. 24 Temmuz'da Akbelen'e girildi, köylülere darp edildi, tomasıyla, biber gazıyla müdahale edildi. Buna rağmen köylüler olarak nasıl bu mücadeleyi bırakmadıysak, orman devletin, devlet nerede dediysek, bu araziler de bizim. Burada kamu biziz. 5 senedir söylüyoruz, kamu biziz. Kamunun yararı topraktır, temiz havadır, sudur. Sularımız gittikten sonra, köyde üretim yapamadıktan sonra Cumhurbaşkanı sarayında ne yiyecek? Memurlar şehirde ne yiyecek? Bize yapmadıkları kalmadı. İşkence hepini gördük. Ama biz topraklarımızı vermek istemiyoruz. Vermeyeceğiz de. Ben torunlarıma toprak bırakmak istiyorum. Kömür bırakmak istemiyorum. Zeytin ağacı bırakmak istiyorum. Temiz hava, temiz şeyler bırakmak istiyorum. Ne yapsalar da bizi vazgeçiremeyecekler. Topraklarımızı, arazimizi vermek istemiyoruz. Sonuna kadar da savaşacağız. Ölmek var, dönmek yok. Bu adam ben biliyorum. Cumhurbaşkanı gidiyor olmadı. Yapmasın. Sayın Cumhurbaşkanım, neden öyle yapmadın yani? Biz de senin işlerin bir işin değil miyiz? Biz de bir köylü olarak sen bizim sayamıza yana da oturuyorsun. Bizler oy vermesek sen yana da dikilebilir miydin? Sen bizimle niye uğraşıyorsun? Uğraşma. Bizi yerimizden itme. Bizi yerimizden kaldırma. Biz vatanımızda, topraklarımızda ölmek istiyoruz. Bizim bir sürü mezarlıkta bir sürü hindik. Şu anda annem öldü, babam öldü. Kardeşlerimden, kardeşim var, ölen nenem var, dedem var. Biz bu mezarlığı nereye kaldırabileceğiz? Ben hankısının kemiklerini toplayıp da hankısını nereye götürebilirim? Yazık değil mi bize? Biz devlet diye, devlet var koskoca arkamızda, devlet var, devlet var. Devlet de bunu yaparsa bizim sonumuz ne olacak? Biz devlete sığınıyoruz. Devlet de bizi bu kamu yararına kamulaştırmayı isterse biz nereye gideceğiz? Biz asla ve asla köylü olarak toplanacağız, bir yere geleceğiz. Asla yerlerimiz. Maalesef bu sabah çok üzücü bir haberle uyandık. Ne yazık ki bu beklediğimiz bir haberdi bir yandan da. Korkarak beklediğimiz bir haberdi. Ne oldu? Cumhurbaşkanlığı kararıyla topraklarımızı acele kamulaştırma geldi. Şunu da belirtmek istiyorum. Bizler zaten 5 senedir şirketin tehdidiyle karşı karşıyayız. Şirket 5 senedir topraklarımızı almak istiyor. Çeşitli şekillerde meblağlar teklif etti. Başta 17 bin liralar almak istediği topraklarımızı ardından vermek istemediğimiz için dönümünü 250 bin TL'ye çıkardı. Yine de dedik ki bizim topraklarımızın hiçbir şekilde parayla karşılığı yok. Biz üretmeyi devam etmek istiyoruz. Bize milyarlar da verseniz, trilyonlar da verseniz bu toprakların değeri değildir. Bunlar bize atalarımızdan miras. Biz bu topraklarda doğduk, bu topraklarda ölmek istiyoruz. Bunun karşılığı para değildir dedik. Şirkete karşı 5 yıldır mücadele ediyoruz bu uğurda. Şirket bu 5 sene içinde toprağını satmak istemeyen köylülere çeşitli tehditlerde bulundu. Bunlardan bir tanesi de eğer bugün kendi rızanla bana bu toprakları, bu tarım arazilerini, bu zeytinleri vermezsen yarın öbür gün acele kamulaştırma olursa görürsün dedi. Bunu açık açık apaçık bütün köylünün yüzüne söyledi. Köylüyü acele kamulaştırma kararıyla tehdit etti. Ve bugün de karşımızda karşılaştığımız manzara acele kamulaştırma. Bu kamu yararıyla, kamu yararı maskesiyle gündeme getiriliyor. Kamunun yararı kimdir? Burada kamu kim? Burada kamu biziz. Biz üreten köylüleriz. Kamu bizim ürettiğimizi tüketen halktır. Burada bizim yararımız gözetilmek zorunda. Bu topraklar olmadan üretim olmaz. Biz köylüler, biz çiftçiler olmadan üretim olmaz. Biz bu topraklarda doğduk, bu topraklarda yaşayıp bu topraklarda ölmek için 5 senedir ölümüne mücadele ediyoruz. Bize karşı yaptıkları her şeye rağmen, yaşlı başlı insanlara biber gazı sıkmalarına rağmen, bize karşı kullandıkları bütün şiddete, bütün baskıya, devletin bütün kamu kurumlarına rağmen yine de hala daha birliğimizi korumaya, bu birlikte
bu yolda, bu haklı yolda yürümeye devam etmeye çalışıyoruz. Bizler bize yapılan tüm hukuksuzluklara karşı davalarımızı açacağız, takip edeceğiz, köylüler olarak birliğimizi koruyacağız, güçleneceğiz ve sonunda bu şirketi, eninde sonunda bu madeni yeneceğiz.